Sen ne diyorsun? Nasıl? Brandre ne oldu? Her şey yolunda mı? Biri Satpal'ı vurmuş Purvi. Ne? Satpal mı? Brandre, sence düşmanlarından biri olabilir mi? Çünkü Satpal senin muhasebecindi değil mi? Acaba biri paranı ve mülkünü zimmetine geçirmeye çalışıyor olabilir mi? Bunu yapabilecek sadece bir kişi var. Takur Gajaraj Singh. Bu alçak adam yıllardan beri evimi ve mülklerimi ele geçirmek için fırsat kolluyor. Ama geçen yıl Amerika'ya kaçmıştı. O zaman bu yeni düşman kim olabilir? Neler oluyor hiç anlamıyorum. Burada doğru düzgün yemek yok mu? Açlıktan ölmek üzereyim. Hey! Buraya gel, buraya gel dedim. Sana bu omuza masaj yapmayacaksın demedim mi? Haddini bil. Sen ne cüretle benim yarama dokunursun? Eğer bir daha yarama dokunursan seni öldürürüm. Özür dilerim hanımım. Bir daha olmayacak. Olmasa iyi olur. Sen de devam et. Durmana gerek yok. Hanımım, bu belgeler size geldi. Sadakat fedakarlık gerektirir. Sadık bir insan gerekirse canını bile feda eder. Onu en başında uyarmıştım ama beni dinlemedi. O yüzden ölmek zorundaydı. Ne yaparsın işte. Bak bu... Baksana. O kalemi kızına düğün hediyesi olarak mı vermeyi planlıyorsun? Versene şunu. Buyurun, git hanımım. Getir. Ver. Tut şunu. Çevir. Evet. Bekle. Ne biliyor musun? Yıllardır bu eve sahip olmak için yanıp tutuşuyordum ama bakıyorum da hapishane benim için çok daha iyi. Buraya adım atar atmaz yıllardır sahip olmak için can attığım her şeye teker teker sahip oluyorum. Yıllardır bu anın gelmesini bekliyordum. Mal, mülk, ev, para, hepsi. Hepsi artık benim. Ama hiçbiri eskiden benim olamıyordu. Ve bugün hapishanedeyken hepsine sahip oldum. Vrendra, satılık gelin. O zavallı masum çocuklar. Hepsinin açlıktan ölmesini istiyorum. Hepsinin teker teker bir lokma ekmek için yalvardığını görmek istiyorum. Tek bir lokma ekmek için. İşte o zaman az da olsa içim rahatlayacak. Oyuncaklarınızı topladınız mı bakalım? Evet Fil, bütün oyuncaklarımızı topladık. Evet Fil. Bu arada Fil, bugün ödev yok. Sadece eğlence var. Biraz ödev mi yapsan? Tamam, madem ısrar ediyorsun o zaman tamam. Tamam, ben yemeklerinizi getireyim. Bunlar ne böyle? Bay Takur böyle şeyleri sevmez. Kaldırın şunları. Hadi. Hey, durun. Ne duruyorsun? Fil. Brandra. Şu koltuğu da kaldırın. Hadi çabuk olun. Hey, hadi. Siz ne yapmayacaksınız? Hey. Hoplayın. Hadi. Hepsini kaldırın. Yukarı çıkın. Yukarıda çıkın. Hadi. Hadi çabuk olun biraz. Çabuk. Siz kimsiniz he? Hadi. Anceli yenge. Kimsiniz? Çekil şuradan. Ne yaptınız? Sen kimsin? Durun. Anceli yenge dikkat et. Yenge abi. Brandra neredesin? Aşağı gel. Baba çabuk ol. Ne istiyorsunuz? Çekil misin? Abi. Çekil. Abi. Kes sesini. Abi, bağırma. Abi neredesin abi? Abi. Ne istiyorsunuz? Geri çekil. 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 Baba dikkat et. Hey. Çekil. Baba. Çekil. Hadi, hadi götürün şunları hadi. Bunları dışarı götürün. Kime diyorum hadi. İkisini de. Babamı hadi. Bırakın hayır. Brandra. Bırakın babamı. Çabuk. Herkes eşyalarını toplasın hadi. Ama. Hayır. Hey.
Sen kimsin? Ha? Ne işin var burada? Senin çok eski bir arkadaşınım. Eski bir düşmanın. Thakur Gajaraj Singh. Gajaraj? Senin yüzüne ne oldu böyle? Ha? Hem sen korkudan Amerika'ya kaçmamış mıydın? Şimdi burada ne işin var? Amerika'ya gittim. Ölmedim ve şimdi buradayım. Ve hayatta kazalar herkesin başına gelebilir. Bir kaza geçirdim ve yüzüm yandı. Şimdi sıra sende. Ailem ve sen pılınızı pırtınızı toplayıp bu evi hemen terk edeceksiniz. Senin aklın başında mı? Yoksa delirdin mi? Kim beni kendi evimden atmaya cüret edebilir, ha? Hadi, çabuk, hadi! Bir dakika, kim oluyorsunuz da bizi evimizden atıyorsunuz? Brandir'e baksana ne yapıyorlar? Bak, Gajaraj, şu oyunu kes artık. Yoksa polisi çağıracağım. Brandir'a, beni tehdit mi ediyorsun? Bakıyorum da unutmuşsun. Gajaraj Singh bu dünyada hiç kimseden korkmaz. Neden sen zahmet ediyorsun? Onları ben çağır. Çağır. Ne oldu Brandir'a? Ben Amerika'ya gittikten sonra çok mutlu olmuştun değil mi? Komiser, Brandir'a hayatını berbat edecek belgeleri gösterin. Hadi ona hak ettiği yeri gösterelim. Brandir'a? Annem bu belgeleri nasıl imzalayabildi? Şu anda hapiste değil mi? Üzgünüm efendim. Ama yasal olarak bu ev artık Bay Thakur'a ait. Anneniz bütün çiftliklerinizi ve mülklerinizi Bay Thakur'un üzerine geçirdi efendim. Ve kendisine 20 milyon rupi ödeyeceğine söz verdi. Gördün mü? Bir sorun yok. Kalan 20 milyona gelirsek onu ne yapacaksın? Ha? Şu araba klasiğe benziyor. 10-15 milyon rupi eder. 10 milyon eksik de benim için önemli değil. Şu elmas kolye bayağı pahalı görünüyor. Onu satarsam hesabı kapatabiliriz. Alın. Hey! Haddini aşma Gajaraj. Hey, hey dur. Haddini aşma. Hey çekil, anladın çekil. Hey, hey bırak onu, bırak. Seni öldüreceğim. Bırak onu. Hey. Tamam bırak Babamı onu. Babamı bırakın. Geri çekil. Yapmayın. Dokunma bana. Sana çekil. Kolyeni çıkar. Dokunma bana. Sakın kolyemeyi sürmeye çalışayım deme. O bana Virendra'nın hediyesi. Onu sana vermeyeceğim. Çıkar. Sakın onu el sürme. Purvi belki tanımıyor olabilirsin. Ama ben istediğimi her zaman alırım. Gerekirse iyilikle, gerekirse zor. Diğer takıları da alın. Sen de kolyeni çıkar. Hadi çıkar şunu. Küpelerini de çıkar. Komiser, bu insanları hemen evimden atın. Brandir'a, neler oluyor böyle? Ne yapacağız şimdi? Bay Brandir'a, kanunlara göre hemen burayı terk etmeniz gerekiyor. Lütfen.
Prakashi Devi nerede? Bay Brandon, çabuk ol. Benimle gelin. Sizi ona götüreceğim. Soldan lütfen. Aman! Anneni görmeye mi geldin? Açıkçası Vrendra, eğer yaptıklarından sonra koşa koşa hapishaneye beni görmeye geleceğini bilseydim, inan bana bunu daha önce yapardım çocuğum. Sen bir anne değilsin. Sen bir cellatsın, cellat. Oğullarını, gelinlerini, torunlarını hepimizi sokaklara döktün. Bana karşı komplo kurdun, beni kandırdın, bütün mülklerime el koydun. Hadi beni bırak. Torunlarını da mı hiç düşünmedin? Nereye giderler? Nerede kalırlar? Seni çok seven torunlarını. Onları bir kez olsun düşünmedin. Hayır, düşünmedim. Kendimden başka kimseyi düşünmem ben. Kimse beni düşünmüyorken ben neden düşünecekmişim? Beni suçlamaya hakkın yok. Neden böyle konuşuyorsun? Benimle arandaki bütün bağları koparmadın mı? Seninle aramızda hiçbir bağ yok. Aa, evet, anne oğul ilişkisinden bahsediyorsun. Sen üvey oğlumsun. Sen benim gerçek oğlum değilsin. Ben de senin gerçek annen değilim. Bu arada bir şey söyleyeyim mi Vrendra? Senin hayatını mahveden benim. Hapishanede de olsa benim en azından yaşayacak bir yerim var. Burada huzurla uyuyabilirim. Acıktığımda yemek yerim. Ama senin hiçbir şeyin kalmadı. Nerede yaşayacaksın? Sokaklarda mı? Hani o sokaklardaki sivri taşlar var ya, sana batacak. İşte o zaman üvey annene yaptığın her şeyi teker teker hatırlayacaksın. Ve yalnız da değilsin, sen, satılık gelinin, iki küçük çocuğun, hepiniz açlıktan sürüm sürüm sürüneceksiniz. Ne tek bir lokma yiyeceğiniz ne de yatacak bir yeriniz olacak. İşte tam da bunu görmek istiyorum. Dördünüzün birden acılar içinde kıvrandığınızı görmek istiyorum. Mabette mendil açıp dileneceksiniz. Bu dünyada senin kadar gaddar bir anne olamaz. Ama unutma. Benim adım Vrendra Pratap Singh. Bunu sakın unutma. Merak etme, adının Vrendra Pratap Singh olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Ama sen benim adımın Prakashi olduğunu unuttun. Senin hayatını cehenneme çevirdiğimde adımı bir daha hiçbir zaman unutmayacaksın. Hiçbir zaman. Fil, çok üşüdüm ben. Angelic, kendini topla. Daha fazla yürüyeyim. Angelic. Lütfen biraz daha dayan. Lütfen biraz dayan. Daha ne kadar böyle dolaşacağız gerçekten bilmiyorum. Ne barınabileceğimiz bir çatımız var ne de kalabileceğimiz bir ev. Sadece Tanrı'ya güvenebiliriz. O yardım eder. Çok üşüyorum Fil. Ben de çok üşüdüm Gel Fil. Gel Gedan tavşan, biraz daha dayana, tamam mı? Kalacak bir yer bulacağız. Bay Vrendra, Bayan Purvi. Başınıza gelenleri öğrendiğimden beri sizi arıyorum. Size çok şey borçluyum. Büyük bir köşküm yok ama küçük mütevazı bir evim var. Eğer sizin için mahsuru yoksa orada istediğiniz kadar kalabilirsiniz efendim. Bunu fakir bir adamın ricası olarak görün. Hayır amca. Senin gibi kocaman kalbi olan bir insan nasıl fakir olabilir? İyiliğini hiçbir zaman unutmayacağız. Teşekkür ederiz. Gördün mü Anceli yenge? Tanrı'nın bize bir çıkar yol göstereceğini söylemiştim. Bakın, onu bize gönderdi. Gidelim. Anceli, gidelim. Gel hadi. Bay Vrendra, işte benim küçük mütevazı evim. Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Ben artık gideyim. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Baba, bizi neden bu perili eve getirdin? Bundan sonra burada mı kalacağız? Evet. Ama perili ev olduğunu kim söylemiş ki? Bu güzel bir ev ve burada hep birlikte film çekeceğiz. Burası bir film seti ve bize bir görev verildi. Görevimiz de hiçbir şeyden şikayet etmemek. O yüzden hiçbir şeyden şikayet etmeyeceğiz. Ayrıca burada hep mutlu olacağız. Üzülmemiz yasak. Neden mi? Çünkü evin içinde bir sürü kamera bizi izliyor olacak çocuklar. Eğer kameralar bizi üzgünken ya da şikayet ederken yakalarsa o zaman kazanamayız. Oyunu kaybederiz. Şimdi söyleyin bakalım. Bu oyunu kaybetmek istiyor musunuz? Hayır, oyunu kazanmak istiyorum. Ama kazanana ne ödül verilecek? Evet, kazanana ne ödül verilecek?
ödül. Biz çok çok güzel bir ödül kazanacağız. Siz ona ne diyordunuz? Luna Park'a bilet kazanacağız. Yaşasın! O zaman bu oyunu kesin kazanacağız. Hadi içeri girelim. Fil, burada her şey var ama hiç kamera yok. Şşt. Kameralar var ama hepsi de gizli. Sadece kameralar bizi görebilir. Biz onları göremeyiz. Bu çok eğlenceli, değil mi Fil? Evet. Al Vrendra. Dün sana elmas kolye hediye ettim. Ve bugün de başını bir sürü derde soktum. Sana dünyadaki bütün mutlulukları vermeyi düşünüyordum ama... Vrendra? Şu halimize bak. Vrendra, ben seni seviyorum. Hediyelerini değil. Sen Tanrı'nın bana verdiği en değerli hediyesin. Hem şu anda yaşadığımız sıkıntılara gelince... Bu da hayatın bir parçası değil mi? Sen yanımda olduğun sürece her şeyle başa çıkabilirim ben. Yani bu bir oyun değil. Gerçekten de fakir olduk. O kötü amca filin kolyesini elinden aldı. Ve bu fili çok üzdü. Bir fikrim var. Vrendra'nın ismi neden hala burada yazıyor? Şu levhayı duvardan çıkarın. Bir daha görmek istemiyorum. Gajaraj Singh gibi asil bir adamın ismi neden yamuk duruyor söyler misiniz? Baksana. Sence bana mı öyle geliyor yoksa gerçekten de yamuk mu duruyor? Gerçekten de yamuk duruyor efendim. Ben hemen düzeltirim. Ne oldu efendim? Yoksa bilmeden bir hata mı yaptım? Şu kapıyı da boyatın. Ne de olsa bunların hepsi solucan. Birkaçı ölmüş ne fark eder ki? Söyleyin avukat bey, mallarımın hepsi nasıl onun üzerine geçebilir? Yemeği doğalgazda pişirmeye o kadar alışmışım ki şimdi sobanın üzerinde pişirirken çok zorlanıyorum. Fil, baksana. Otur bakalım. Bak, senin için bir kolye yaptık. Camdan yaptık ama daha sonra elmas kolyen de olacak. Söylesene, sana yaptığımız hediyeyi beğendin mi? Evet, söyle Fil. Çok güzel olmuş, çok beğendim. Ama benim elmasa ihtiyacım yok ki. Çünkü iki tane mücevherim var. Sen harikasın Fil. Tanrı'ya dua ediyorum, göreceksiniz, her şeyi yoluna koyacağım. Teşekkürler Fil. Demek öyle. Filiniz için kolye yaptınız ama Anjali yengeniz için hiçbir şey yapmadınız, öyle mi? Hadi gösterin bakalım kolyeniz nasıl olmuş, merak senin ettim. Senin için de bir tane yapalım. Anjali yenge. Anjali. Anjali ne oldu? Ne oldu? Hadi çabuk kaldıralım. Anjali ayakta. Hemen hastaneye götürelim. Hadi ayakta. Kaldır Anjali lütfen. Hadi ayakta. Yenge sakin ol. Hadi tamam, hadi yavaş.
İyi olacaksın Anceli yenge, merak etme. Durun. Hastaneye İyi olacaksın Anceli. Durun lütfen. Hey. Hey dur. Brendra araba geliyor. Hey dur dur. Söz veriyorum hiçbir şey olmayacak, tamam. Hemen dayan. Hastaneye yok gitmemiz ya, gerekiyor. Yenge şuraya bugün taksiciler grev yapıyor grev efendim. Mi? Bugün taksi bulamazsınız. Ne yapacağız? Yenge tamam. Onun yanına otur, tamam. Taksiciler tamam, grevdeymiş. Ben hemen geliyorum. Siz ikiniz burada bekleyin. Biraz ileriden araba bineceğiz. Hadi gel. Ama ne yapacağız? Çocuğumu kurtar. Çocuğuna kötü bir şey olmayacak. Anca yenge çocuğuna hiçbir şey olmayacak. Senin yanındayım, merak etme. Brendra birazdan burada olur. Kimse yardım etmek istemiyor, anlamıyorum. Çocuğum. Bir sakin ol yenge. Geçecek yenge, merak etme. Purvi, yardımcı olabilir miyim? Eğer kabul edersen tabii. Başımız o kadar da dertte değil. Senin gibi birinden yardım isteyecek değiliz. Purvi! Bebeğim! Purvi bebeğim! Purvi bebeğimi kurtar lütfen! Sakin ol lütfen. Purvi, bana ne desen de fark etmez. Ama şu anda sana benden başka kimse yardım edemez. O yüzden dostun da olsam düşmanın da benim yardımımı kabul et. Biraz daha geç kalırsanız çocuğunun başına bir şey gelebilir. Hadi gelin. Anceli yenge kalk hadi. Anceli yenge. Anceli yenge. Ne? Bize yardım edin, hemen hastaneye gitmeliyiz. Bebeğim. Hadi çabuk. Hadi acele et. Dur kapıyı açayım. Bu kapı neden açılmıyor? Şey, o kapının kilidi arızalı. Öne oturmak zorundasın. Tamam, hadi acele et. Hadi gidelim artık. Anceli yenge sakın korkma. Birazdan hastanede olacağız. Purvi, Gacar Ağacı'nın arabasında mı? Gacar Ağacı gibi bir adamdan nasıl yardım isteyebilir? Anceli yenge merak etme. Sana hiçbir şey olmayacak. Çocuğuna da hiçbir şey olmayacak. Birazdan hastanede olacağız. Lütfen, lütfen cesur ol ve Tanrı'yı düşün. Her şey yoluna girecek. Hadi biraz daha hızlı gitsene. Purvi, bebeğim. Purvi... Aa bebeğim, Purvi bebeğim. Ben... Anceli yenge cesur ol, bak hastaneye geldik bile. Tanrı'ya dua et lütfen. Lütfen Anceli yenge. Hemşire! Hemşire! Çabuk gelin. Kurtar beni, kurtar. Lütfen çabuk olun, çok ağrısı var. Anceli yenge hadi gel. Bugün zor durumda olduğumuz için yardımını kabul ettim. Yardım ettiğin için teşekkür ederim. Ama bana ve aileme yaptığın şeyi hiçbir zaman unutmayacağım. Ve bunun için seni asla affetmeyeceğim. Ve göreceksin. Brendra yakında ondan aldığın her şeyi geri alacak. Hem de misliyle. Her şeyi geri veririm. Her şeyi geri veririm. Sadece bir kez benimle evde buluşsan yeter. Ama şunu unutma Purvi. Gacara Singh'in kalbi ne kadar büyükse... Öfkesi de en az o kadar büyük. Kim bilir, belki de çocukların... Umarım anlamışsındır. O zaman akşam saat 5'te evde buluşuruz. Merhaba anne. Bugün çok güzel şeyler oldu. O yüzden sana biraz tatlı getireyim dedim. Gözlerindeki pırıltıya bakıyorum da, görevini başarıyla tamamladığını anlayabiliyorum. Yani o satılık gelin Vrendra, o küçük çocuklar sürüm sürüm sürünüyorlar. Harika, harika. Şimdi hepsinin hayatının paramparça olduğu günü bekliyorum. Ve biz
oturduğumuz yerden o manzaranın tadını çıkaracağız. Öyle değil mi? Biraz tatlı al. Tabii, biraz tatlı alayım. Yaptığın her hamlenin bir sebebi var, değil mi? Sen üzerimden duanı eksik etme. Göreceksin. Hem onu hem de karısını yok edeceğiz. Benim kalbimi kazandın. Gerçekten. Yıllardır bunu yapmak için can atıyordum ama sen gerçekten de başardın. Hadi bunu tatlıyla kutlayalım. Hadi ye ye. Ama bir şey için senden özür dilemek istiyorum. Şimdiye kadar seni piyon olarak kullanmak istiyordum ama sen piyon değilsin. Sen satrançtaki vezirsin. Evet, sen vezirsin. Hem kraliçeyle ilgileniyorsun hem de onu koruyorsun. Ayrıca kendi başına öyle bir oyun oynuyorsun ki ortalığı karıştırıyorsun. İşte sen busun. Anne, vezir kraliçe olduğu sürece önemlidir. Eğer kraliçe güvendeyse vezir o zaman bütün lükslerin tadını çıkarabilir. Bana doğru yolu göster, emin ol ileride her şeye sen hükmedersin. Hükmedeceğim tabii. Yanımda senin gibi harika bir vezir olduğu sürece her şeye hükmedeceğimi çok iyi biliyorum. Ama ondan önce bir şey var. Biliyorsun, Vrendra utanmadan annesini ateş etti. Üvey annesi olsam bile yine de bana kurşun sıktı. Onun açlıktan sürünmesini istiyorum. Tek bir lokma yemeğe bile muhtaç olduğunu görmek istiyorum. Ve beni nasıl vurduysa aynı şekilde silahı kafasına dayayıp kendini vurmasını istiyorum. Öyle ki ölümü yaşamaya tercih etmeli. İşte bu olduktan sonra tamam. Seninle ben huzur içinde hükmedebiliriz. O zaman emriniz nedir kraliçem? Vezir bundan sonra ne yapmalı? Meşhur hikayeyi bilirsin değil mi? Ha? Köşeye sıkışan kral zamanı geldiğinde kraliçeyi öldürür. Ama onu yapmadan önce kendi oğlundan ve erkek kardeşinden sonsuza kadar kurtulmak zorunda kalır. O yüzden o iki çocuğu Vrendra ve Purvi'nin hayatından çıkarmanı istiyorum. Böylece ikisinin işini çok daha kolay bitirebiliriz. Harika. Vrendra'yı mahvetmek için harika bir plan yapmışsın. Eminim böyle bir şeyin gerçekten başına gelebileceğini hayal bile edemez. Ne oldu Vrendra? Senin bir şeye canın mı sıkıldı? Elimden geleni yapıyordum, öyle değil mi? Boş boş oturmuyordum. O iğrenç adamın yardımını kabul etmek zorunda mıydın ha? Ne düşünüyordun? Anjali'yi buraya getiremeyeceğimi mi? Sen beni ne sanıyorsun? Öyle bir şey yok Vrendra. Benim için önemli olan Anjali yenge ve bebeği Gajaraj değil. Onu tanımıyorum bile. Vrendra, sandığın gibi bir şey yok. Sana tüm kalbimle güveniyorum. Benim tek amacım sadece ailemi korumak. Seni üzmek ya da kırmak değil. Lütfen inan bana. Anjali yenge nasıl doktor? Anjali ile birlikte misiniz? Evet, evet, ailesiyiz. Anjali'nin durumu oldukça kritik. Çok fazla kan kaybetmiş ve eğer bir an önce ameliyat olmazsa durumu daha da kötüleşebilir. Şimdi şöyle yapacağız. Resepsiyona gidin, formu doldurun ve 200 bin rupiye yatırın. Ben operasyona hazırlanmaya başlıyorum. 200 bin mi? Tamam, biz hemen gidip 200 bini yatıracağız. Siz operasyona başlayın. Tamam. Vrendra, lütfen cesaretini kaybetme. Anjali yengeye hiçbir şey olmayacak. Çocuğuna da bir şey olmayacak. İkisi de iyi olacak. Tanrı bizi buraya getirdiyse bundan sonrası için de yol gösterecektir. Evet müdür bey. Okulumuzda acil bir veli toplantısı düzenliyoruz. Lütfen hemen buraya gelin. Ne oldu? Manas yine bir şey mi yaptı? Ama bu kadar acil olan durum nedir müdür bey? Evet müdür bey, beni apar topar buraya çağırdınız. Ne oldu? Bay Vrendra, yönetim okul ücretini %50 artırmaya karar verdi. Ve biz de zamlı ücretleri şimdiden almaya karar verdik. Cüey Manas, siz dışarıda bekleyin. Ben müdür beyle konuşacağım, hadi.
gelirim. Tamam abla. Müdür bey, çocuklarım okulunuza daha yeni yazıldılar. Onları yazdırırken bana bundan bahsetmemiştiniz. Birdenbire ücreti yükselttiniz ve dahası şimdiden ödememi istiyorsunuz. Bu, yani şöyle ki ben şu anda durumum müsait değil. Ben belki taksitle ödeyebilirim ama nakit veremem. Bay Vrentra, bu konuda yönetimin talimatlarına uymak zorundayız. Eğer durumunuz sıkışıksa o zaman çocuklarınızı devlet okuluna yazdırabilirsiniz efendim. Orada eğitim de ücretsiz, yemekler de öyle. Eğer bunu bir daha söylersen sana öyle bir şey yaparım ki aklın başına gelir. Anladın mı? Özür dilerim Bay Vrentra. Ya ücreti yatırın ya da çocuklarınızı başka bir okula yazdırın. Bu konuda size yardımcı olamayacağım. Benim senin gibi bir insanın yardımına ihtiyacım yok. Beni anladın mı? Bana yardım edecekmiş. Hadi gidiyoruz. Baba, bir sorun mu var? Sorun bu okullu. Sizi bundan daha iyi bir okula yazdıracağım. Merak etme. Manas nerede? Orada baba. Hadi gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.